Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz aile danışmanı Sayın Serap Ayva. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Serap Ayva kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Yaklaşık 25 yıldır aile danışmanlığının altyapısını oluşturduktan sonra 5 yıldır İstanbul'da başlayıp Ankara'da devam eden bir aile danışmanlığı serüvenim var. Aile danışmanlığının kapsamı içerisinde dağılmış, parçalanmış aileler, buna engel olabilmek ve bu ailelerden meydana gelen çocukların da travmalarını atlatabilmek adına hizmet vermekteyiz. En çok da beni ilgilendiren tarafı çocukları toparlamak, bu süreçte onların travmalarını en aza indirmek, ayrıca da aile içinde ve dışında yaşanan cinsel tacizler, kadının şiddete maruz kalması ve ensest ilişkiler konusunda da ayrıca çalışıyorum. Evet, gerçekten sosyal yapımızı doğrudan ilgilendiren çok zor bir alanda hizmet vermektesiniz. Allah kolaylık versin diyoruz. Amin, çok inşallah. Hassas, çok hassas bir nokta. Peki, aile danışmanlığı nedir? Kimlere hizmet sunuluyor? Aile danışmanlığı adından da anlaşılacağı gibi aileyi ilgilendiren kişilerin tek tek ya da birlikte ele alındığı bir danışmanlık şekli. Ailede yaşanan sorunların çözümüne yönelik oluşumlara destek vermek, bireysel kaynaklıysa bireye yönelik çalışma yapmak, bireyden kaynaklanıp aileyi içine çekiyorsa da aileyi topluca ele alarak çözüm odaklı sonuç geliştirmek adına yapılan bir danışmanlık şekli. Evet. Peki evlilik öncesi bu hizmeti almak önemli mi? Önemliyse neden? Tabii ki önemli. Evlilik öncesi aile danışmanlığı hizmetini profesyonel anlamda alan çiftler öncelikle yaşadıkları herhangi bir sıkıntı varsa evlilik öncesinde bunları nasıl çözebileceğini öğrenirler. Çözülemeden sorunlar üzerine kurulmuş bir evlilik ileride mutsuzluk ve sıkıntı demektir. Aileler kurulduktan sonra zaten dünyaya çocuklar da geldiği için bu sıkıntıya bir de çocukları dahil etmiş oluyoruz. Bu yüzden öncesinde sağlam bir evlilik temeli atmak mutlu yuvaların kurulabilmesi için de çok önemli. Evet. Peki evlilikte boşanma kararı almadan önce danışmanlık hizmeti nerelerden alınır? Evlilikten önce danışmanlık hizmeti almak isteyen çiftler genellikle büyük şehirlerde belediyelerin ya da üniversitelerin bünyesinde aile danışmanlık merkezleri var. Resmi olarak hizmet veren. Bir de bunun dışında özel danışmanlık hizmeti veren kurumlar var. Tabii ki önceliğimiz gerçekten bu işi bilen profesyonel insanlara ulaşmak. Çünkü günümüz şartlarında her meslek grubunda olduğu gibi bu mesleği de istismara açık kullanabilen kişiler var. Bu yüzden biraz daha araştırarak doğru adreslerden lütfen ulaşarak danışmanlık hizmeti almaya çalışsınlar. Evet. Hem evlilik öncesi hem de evlilikte boşanma kararı almadan önce söylemiş olduğunuz noktalardan aile danışmanlığı hizmeti alınabilir diyorsunuz. Evet. Hizmet alındı fakat boşanma engellenemedi. Ve çocuklu çiftlerde bu süreçte nasıl destek oluyorsunuz? Aile danışmanlığı özünde yuvanın yıkılmadan önce sorunun çözülmesi odaklı çalışıyor olsa da bazen buna engel olunamıyor maalesef. Bu tip boşanmalarda ortada çocuklar varsa çocukların da boşanma sürecini yaşarken bunu en az travmayla atlatması için destek oluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Birincisi çocuklara ayrılık kararı iletilirken anne ve babanın ayrılıyor olabileceğini
ama anne baba olmaktan asla ayrılmayacaklarını, çocuğun yaş grubuna göre pedagojik unsurlar göz önüne alınarak ona yavaş yavaş kademeli bir şekilde anlatıyoruz. Çocuğu ayrılığa hazırlıyoruz öncelikle. Bunu kabullenmesini sağlıyoruz. Daha sonraki süreçte de tabii ki bunu yaparken sadece çocukla değil anne babayı da işin içine katarak yapıyoruz. Anne babanın çocuğu ayrılıkta bir koz olarak kullanmaması için uğraşıyoruz. Anne babayı bu konuda önceden bilinçlendirerek çocuğun zarar görmemesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüz boşanmalarında annelerin ve babaların ilk silahı maalesef çocuklar. Onların yaş grubuna hangi şekilde müdahale edilip de travma yaratılırsa ileriki dönemlerde çok daha ciddi dönüşleri olan yaralar açılabiliyor çünkü. Bunu en aza indirmek ya da ortadan kaldırmak için mutlaka bu danışmanlığın da alınması gerekiyor. Evet. Peki parçalanmış ailelerde çocuğa yaklaşım nasıl olmalı? Tam da biraz önce bahsettiğimiz konunun devamıdır bu aslında. Parçalanmış ailelerde çocuk kendini terk edilmiş, istenmeyen, belki de yuvanın yıkılmasına sebepmiş gibi görme psikolojisi içine girer. Çocuğa öncelikle ayrılık konusunda altyapıyı oluşturup ikna ederken bir taraftan da sonrasında uzun vadeli kontrollerle, ara ara terapilerle çocuğun bu süreci kabullenmesini, daha sonraki hayatında da bununla yaşamasını öğretiyoruz. Evet. Aksi halde ileride yine kendine güvenemeyen, hayata tutunmakta zorluk çeken, insan ilişkilerini sıkıntı yaşayan bir birey olacağından şüphesiz kuşkumuz yok. Evet. Peki, dilerim. Estağfurullah. Ailede kadın ve çocuğa şiddetin engellenmesi için bu hizmeti almanın önemi nedir? Ailede şiddet maalesef ülkemizin kanayan bir yarası. Aynı şekilde çocuk için de bu geçerli. Bir ailede zaten şiddet varsa kadına da çocuğa da sistematik olarak uygulanıyor. Zaten öfke kontrol bozukluğu kişi gözetmeksizin, yaş grubu gözetmeksizin kontrolsüz bir şekilde açığa çıkan bir hastalık durumu. Evet. Türkiye'de eğitimli, eğitimsiz, metropolde yaşayan ya da kırsal alanda yaşayan pek çok kadının ve çocuğun bundan mağdur olduğunu görüyoruz. Eğitimli kesimde de bunun çok ciddi derecelerde aslında olduğunu ama ifade edilemediğini de görüyoruz. Ben yaptığım danışmanlıklardan hakikaten çok şaşırtıcı sonuçlar alıyorum. Belki de kırsal alanda ifade edilen, bize gerçekten fazlaymış gibi görünen şiddet, eğitimli kesime geçtiğinizde şekil değiştiriyor, boyutları çok daha farklı ve eğitimli kadın bunu gururuna yediremediği için ifade de edemiyor. Dışa vuramadığı için de yokmuş gibi aslında hissedilen, belki de kırsalın çok daha üzerinde bir şiddetle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunu engellemek için ne yapılabilir? Birincisi, kadını çocukluğundan itibaren yetiştirirken özgüvenli, sesini çıkarabilen, kendini ifade edebilen birey olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Çocukları susturarak, kendini ifade etmesine engel olarak büyütürsek, çocuklar ileriki yıllarında, kız çocuklar başına ne gelirse gelsin, onu ifade etmekten korkuyor, çekiniyor. Hele de ailede iletişim bozukluğu varsa, zaten söyleyeceği kimse yok, güvenebileceği kimse yok. Söylediğinde yine kendisinin suçlanacağını düşünüyor. Bu yüzden lütfen kız çocuklarını büyütürken, küçüklüğünden itibaren kendisini ifade edebilmesine lütfen izin verin. Çocuklarınıza sevgiyle yaklaşın. Sevgiyle yaklaşın ki o çocuklar sizin veremediğiniz sevgiyi başka yerlerde aramasınlar. Kız çocuğu biraz daha farklı, duygusal. Mutlaka dokunulmak ister, anne babanın kucağına alıp sevmesini ister, doğru iletişim kurmak ister, en önemlisi de güvenmek ister. Siz çocuğunuza
güven duygusunu oluşturamazsanız o çocuk yaşı kaç olursa olsun mutlaka güvenmek isteyeceği bir yerler aramaya devam edecek. Anne olsa da yapacak bunu. Bir iş sahibi, kariyer sahibi olsa da yapacak ve hayatına güvenmeye çalıştığı insanların seçemeyeceği için de hatalarla örtülü bir hayat belki de önünde bekliyor olacak. Bunun için kız çocuklarını yetiştirmek çok önemli. Aynı şey erkek çocuklar için de geçerli tabii ki ama biz daha çok günümüzde kadının bu konuda ön plana çıktığını gördüğümüz için ben daha çok kız çocuklarını ve anneleri gündeme getirmek istiyorum. Erkekler biraz daha kolay kendini ifade edebiliyor ama maalesef Türkiye'de kadının durumu hiç de iyi değil. Evet. Ve maalesef yasalarımızda kadını korumaya yönelik çok ciddi henüz tedbirler alır durumda değil. Günümüzde görüyoruz zaten. Tabii. Düzelmesi ümidiyle diyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Bu noktada söylenebilecek çok çok fazla şey var ama tabii ki her birimiz söyleyeceklerimizi yutkunarak gidermeye çalışıyoruz. Sadece duygularımız açığa çıkıyor, tetikleniyor o kadar. Peki ailede ya da aile dışında kadın ve çocuk taciz, istismarın engellenmesi için neler yapılabilir? Aile içinde ya da ailenin dışında çok ciddi derecede kadın ve çocuk istismarını görüyoruz. Cinsel tacizler çok ayrı bir kategori aslında. Tek başına üzerinde çok ciddi durulması da gereken bir konu. Maalesef taciz zaten çok ifade edilebilir bir şey değil. Birincisi taciz nerede başlar? Tacizin adı nasıl konur? Bunları iyi araştırmak, birbirinden de iyi ayırmak lazım. Çocukların ve kadınların maruz kaldığı tacizlerin pek çoğunun üstü örtülüyor maalesef ülkemizde. Bunu düzeltmeye çalışırken çok daha ciddi sorunların çıktığını da görüyoruz. Danışmanlık hizmeti için bize müracaat edip aslında tacizin de ilerisinde tecavüzlere varan olgulara da rastlıyoruz. Kadınlar şu anda tacizle tecavüzün ne olduğunu bile ayırabilecek durumda değil. Çocuklar zaten taciz noktasında bunu algılayamıyorlar. Bu yüzden çocuklarımızı büyütürken taciz nedir? Çocuğun mahremi nedir? Vücudunda dokunulabilir yerler, dokunulamayacak yerler nerelerdir? Lütfen bunları öğretelim. Çocuklara tepki vermeyi öğretelim birincisi. İstemediği bir şey yapıldığında ya da birisi bir şey yapıp da gizlemesini istediğinde onun gizlenmemesi gerektiğini, bunun sakıncalı bir şey olduğunu, çocuğun bunu fark etmesini sağlamalıyız. Çocuğa birisi bir şey yaptığında sakın kimseye söyleme diye bir ifade kullanıyorsa o yapılan davranış zaten yanlıştır. Çocuğa bunu kesin ve net bir dille anlatmalıyız. Böyle bir cümle kuran kişi kim olursa olsun sana yanlış bir şey yapmaya yelteniyor ve bunu mutlaka duyurmalı çocuk aileden birisine. Bu yüzden lütfen çocukların kendini ifade edebilmesi için fırsat verin. Çocuk sizden korkmasın. Başına bir şey geldiğinde koşarak size hemen anlatabilsin. Çocuğu hemen tepkiyle, şiddetle yargılayıp sorgulayarak kendinizden uzaklaştırırsanız çocuk başına bir şey gelse bile gelip söyleyemez. Aynı şey kadın için de geçerli. Evlilikte cinsel tacizler var. Evli olmak, evet, cinsel birlikteliğin legal halidir. Ama kadının istemi olmayan her durum kadına tecavüzdür. Bu yüzden bu konuda da kadınları bilinçlendirmek lazım. Biraz da hayatın olgusu içinde, değişen sosyolojik yapılar içinde kadının artık her konuda, cinsel konularda da mutlaka bir altyapı oluşturarak eğitilmesi lazım. Evet. Peki aile danışmanı seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Aile danışmanı seçerken nelere dikkat edilmeli? Aile danışmanları
tıp fakültesi, diş hekimliği, sosyoloji, psikoloji, birkaç grup ya da hemşirelik konularında en az 4 yıllık lisans eğitimini aldıktan sonra ayrıca aile danışmanlığı eğitimlerini almış, bunların eğitimlerini ciddi anlamda tamamlamış, örgün eğitimden geçmiş kişilerdir. Bunun dışında eğitimleri buna liyakat edemeyecek ama aile danışmanlığı adı altında bu işi yapanlardan lütfen uzak dursunlar. Çünkü günümüzde bazı yasal boşluklardan bu meslek grubuna maalesef kötü amaçlı kullananlar var. Kurumsal yerlerden hizmet almaya çalışsınlar. Üniversitelerden ve belediyelerden mümkünse onların yönlendirdiği danışmanlık hizmetlerinden araştırmadan herhangi bir danışmana müracaat etmemelerini öneriyorum. Evet. Peki ailede huzur ortamının temini için ebeveynler nasıl davranmalı? Ailede huzur ortamının doğru temin edilebilmesi için anne ve babaların birincisi artık kendilerini güncellemesi şart. Çünkü inanılmaz hızlı bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Artık bizim büyüdüğümüz zamanın şartlarıyla şu andaki çocukları büyütmek mümkün değil. Bu yüzden günümüzün değişen bu koşullarını göz önüne alarak kendimizi geliştirip çocuklarımıza da o şekilde yaklaşmalıyız. Anne babalar çocuklarına birincisi sevgi ve saygıyla güven duyulacak bir ortamda yaklaşmalılar. Çünkü günümüzde artık çocukları o kadar geniş bir sosyal çevrenin içine salıyoruz ki eğer erken yaşlardan başlayarak çocuklar okul hayatına giriyorlar. Okul hayatının dışında çok hızlı bir internet ağıyla bilgiye her türlü ulaşabilme dönemini yaşıyorlar. Çocuklarımız eğer sizden doğru bilgiyi alamazlarsa, sorduğu sorulara cevap vermede yeterli olamazsanız bilgiye her türlü ulaşıyorlar zaten. O yüzden çocukları büyütürken, onlar donanımlı hale gelirken anne babaların da mutlaka bu açığı kapatmaya çalışmaları lazım. Çocuklarının sorduğu soruların çok gerisinde kalıp çocukta güven duygusunu sarsmamaları lazım. Çocuk çünkü büyüdükçe, bilgisi arttıkça evde anne baba her şeyin gerisinde kaldığında bir zaman sonra artık onun fikirlerine önem vermemeye başlıyor. Günümüzde de bunu çok fazla görüyoruz. Yaptığımız danışmanlıklarda en çok çatışan nokta anne babaların bizim zamanımızda şöyleydi ya da başkalarının çocuklarıyla kıyaslamaya çalışması. Her çocuk bir bireydir. Kimseyle kıyaslanamaz. Yaşadığımız koşullarda eskiden dedelerle torunlar arasındayken kuşak çatışması, şu anda evde yeni doğan kardeşlerin arasında bu kadar artık mesafe kısa zamanda devleşen bir farklılık oluşturuyor. Bu yüzden de bu farkı görmezden gelemeyiz. 50 sene önce o zamanın kriterleriyle şu anda bu çocukları biz yönetemeyiz. Bunun farkına gerçekten ciddi varmak lazım. Günümüz koşullarında da herhalde en ciddi problem bu olsa gerek, kuşak çatışması. Evde anne babayla değil, kardeşler arasında bile kuşak çatışması var. Bunun farkına varamazsak kimseyi toparlayamayız zaten. Herkes aileyi dağıtmaya yol açmış olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, aile danışmanı Sayın Serap Ayva konuğumuz oldu. Hoşçakalın.